İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan Para Politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız geçen haftaki yayınımızda işte en son açıklanan dış ticaret verilerini kullanarak Türkiye'de dış ticaret açığının artmaya devam ettiğini, cari işleme açığında artmaya devam ettiğini ayrıntılı bir biçimde konuşmuştuk. Bu hafta Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Türkiye'nin ödemeler dengesi bilançosuna ilişkin detaylı verileri kamuoyuyla paylaştı. Buraya baktığımızda zaten dış ticaret ilişkin verileri biz geçen haftaki yayınımızda konuşmuştuk. İhracatın artış hızının ithalatın ne kadar altında kaldığını ya da ithalatın ne kadar hızlı arttığını uzun uzun konuşmuştuk. Ben bugünkü yayında ağırlıklı olarak cari işlemler açığı ama daha çok net hata ve noksan olarak tanımlanan yani kaynağı kesin olarak bilinmeyen para girişinden hareketle bir takım değerlendirmelerde bulunacağım. Şimdi en son açıklanan Ağustos ayı verisi bize şunu gösteriyor ki yılın ilk 8 ayı sonunda oluşan cari işlemler açığı 39.8 milyara yaklaşmış durumda. Tam net olarak söyleyecek olursak 39 milyar 717 milyon dolar. Oldukça yüksek bir cari işlemler açığından bahsediyoruz ki sadece Ağustos ayına ilişkin veri 3 milyar 112 milyon dolar seviyesinde bir açığı bize ifade ediyor. Bu veriler zaten beklenen verilerdi. Bu gidişat böyle devam ederse ki öyle görünüyor, böyle devam edecek gibi görünüyor. Yıl sonunda cari işlemler açığımız epey yüksek bir seviyede sonlanacak. Soru şu, cari işlemler açığı eğer verilebiliyorsa bu bir şekilde finanse edildiği için. Yani bu ödemeleri yapmak için ihtiyaç duyulan döviz bir şekilde temin edildiği için biz cari işlemler açığı vermeye devam ediyoruz. Peki nereden temin ediyoruz bu dövizi de cari işlemler açığını finanse edebiliyoruz diye baktığımızda burada karşımıza çıkan en önemli rakam net hata ve noksan olarak adlandırılan kalem. Buradaki tutar Ağustos ayı sonu itibariyle 28 milyar 307 milyon dolara ulaşmış Merkez Bankası verilerine göre. 8 aylık dönemde oldukça yüksek bir net hata ve noksan kaleminden bahsediyoruz. Sadece Ağustos ayında bu tutar yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine gerçekleşmiş. Yani 4 milyar dolarlık bir döviz girdisinin nereden olduğunu Merkez Bankası tam tespit edememiş. Biz de bunun nereden olabileceği hakkında biraz değerlendirmelerde bulunalım isterseniz. Şimdi bu net hata ve noksan ifadesi aslında bir bilanço tekniği. Yani giren dövize bakıyorsunuz, çıkan dövize bakıyorsunuz. İşte elinizde var olana bakıyorsunuz. Ortada tam böyle nereden geldiğini bilmediğiniz bir miktarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu çıkış da olabilir. Yani net hata ve noksan kalemi eksi de olabilir. Bazı dönemlerde böyle olduğunda geçmişte gördük ama artı oluyor olması giren paranın tam olarak ölçülemediğini ya da kaynağını Merkez Bankası'nın bilmediğini ifade ediyor. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Yani böyle 28 milyar dolar gibi büyük bir paraya baktığınızda bunun kaynağının tespit edilemiyor olması Türkiye gibi bir ülke açısından ciddi sorun. Yani hani birkaç milyar dolar olsa bunu bir şekilde gerekçelendirebiliriz nereden geliyor konusunda ilişkin tahminlerde bulunabiliriz. Ama rakam böyle yüksek tutarlara ulaştığında bu ciddi şekilde sorgulamayı gerektirir. Şimdi bu paranın ben şunu kastetmek istemiyorum. Yani bu para böyle gayri yasal yollarla edinilmiş paraların Türkiye'ye park edilmesi falan anlamında kullanmıyorum. Yani tamamı böyle bir para değildi, bunu ifade etmek isterim öncelikle. Bu hesaplama yoluyla bulunamayan kaynağa ilişkin ya da doğru tahmin edilemeyen kaynağa ilişkin bir takım tahminlerde bulunalım. Şimdi mesela bizim turizm gelirlerimiz var. Turizm gelirlerinin önemli
bir kısmı işte otellere yapılan ödemeler, acentalar üzerinden gelen paralar falan. Bunlar zaten finansal sistem içerisinde de görüldüğü için biz bunu net olarak ölçebiliyoruz, görebiliyoruz. Ama turistler işte örneğin Türkiye'ye geldiklerinde sadece acentalara ödedikleri ya da otellere ödedikleri ve kayıt altına alınan parayla sınırlı değil. Ceplerinde de bir miktar nakit getirip bunu sokağa çıkıp harcıyor olabilir. Öyledir zaten. Harcıyorlardır. Ama ne kadar harcadıklarını bilmiyoruz. Normalde uygulanan yöntem bir anket yapılarak turistlere işte kabaca ortalama kişi başına ne kadar nakit harcaması yaptıkları tahmin ediliyor. Buradan hareketle de turistlerin ülkeye geldiklerinde işte normal bu ödeme kanalları dışında yanlarında nakit döviz olarak getirip harcadıkları paranın ne kadar olacağı aşağı yukarı tahmin edilmeye çalışılıyor. Bu da hesaplamalara dahil ediliyor. Ama tam ölçemediğiniz zaman bir kısmı net hata ve noksan olarak ödemeler dengesi hesaplarında kaydediliyor. Çünkü hesapladığınız ya da tahmin ettiğiniz miktarı zaten diğer kalemlere yerleştiriyorsunuz. Buradan kaynaklanan bir takım yanlış tahminler olabilir. Yani tam olarak tahmin edemiyorsunuzdur onu. Bu bir takım farklı sonuçların ortaya çıkmasına yol açıyor olabilir. Başka bir konu işte son bir yıldır çok sık duyduğumuz işte Bulgarlar gelip Edirne'den alışveriş yapıyor haberleri var, onları görüyorsunuz. Yani biz bunu sadece Bulgaristan'ın Edirne'ye gelmesi olarak yorumlamıyorum ama daha genel olarak baktığımızda sınır illerine yakın ya da sınıra yakın illerde ticarette bir artış söz konusu. Bunu görüyoruz zaten. Edirne en somut örneği ama bunu Van'da da işte Antep'te, Urfa'da, Ağrı'da, diğer yerlerde de görüyoruz. İşte Artvin'de benzer şekilde insanların gelip Türkiye'den alışveriş yapıp çıktıklarını biliyoruz. Bunun önemli bir kısmı büyük olasılıkla nakit olarak yapıyorlardır. Dolayısıyla oradaki parayı, oradan gelen parayı tam olarak tahmin etmek de pek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bu 28 milyar doların bir kısmı böyle normal ticari faaliyette de turist harcaması ve şeklinde gerçekleşen ama bizim ölçemediğimiz ya da tam olarak istatistiklere yansıtamadığımız durumlar olabilir. Bunlar dünyanın diğer ülkelerinde de oluyor. Fakat bizde ilginç olan bu tutarın ilginç bir biçimde cari açığa paralel bir biçimde artıyor olması. Yani işte cari açığımız 40 milyar dolara yaklaşıyor. 39.7 milyar dolar. Net hata noksan diye bizim özür dilerim kaynağını bilmediğimiz ya da hesaplayamadığımız para girişi 28.3 milyar dolar olmuş. Yani bu çok ciddi bir artış. Geçen senenin ilk 8 ayında yani 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde bu tutar 13 milyar dolar iken şimdi iki katından fazla %115'in üzerinde bir artışla 28 milyar dolara çıkmış. Dolayısıyla şunu söylemek yeterli bir tatmin edici bir açıklama olmayacaktır. Yani bunlar normal faaliyetlerden ortaya çıkıyor ama işte biz bunu ölçemiyoruz. Yani 28 milyar doları ölçemiyoruz demek çok inandırıcı bir açıklama olmaz. Çünkü tutar oldukça yüklü bir tutar. Dolayısıyla net hata ve noksan kaleminin bu kadar yüksek seviyede oluyor olması kafalarımızda ciddi olarak soru işaretinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Yani işte bir ülke 28 milyar doların önemli bir kısmının nereden geldiğini bilmiyor olabilir mi? Yani bilmiyorsa da burada ciddi bir sorun var demek. Çünkü az bu paradan bahsetmiyoruz. 28 milyar dolar hacim olarak da alan olarak da epey yer kaplayan bir şey. Yani büyük olasılıkla iktidarın bir tahmini vardır. Yani bunun nereden geldiğini ben bilmiyorum tabii nereden geliyor. Buna ilişkin değişik yorumları farklı mecralarda okuyorsunuzdur ya da görüyorsunuzdur. İşte örneğin Rusya kaynaklı gelen paradan bahsediliyor falan. Onlar olabilir. Olabilir. Bunlar mümkün olabilir ama ben nereden geldiğini bilmiyorum. Fakat bunun nereden geldiğini öğrenmek en azından ekonomi yönetiminin bir görevi olmalı.
olması gerekir. Yani bu kadar yüksek tutarda dövizin Türkiye'ye farklı kanallardan giriyor olması insanların bu konuyu sorgulamasına ve özellikle ekonomi yönetiminin bu konunun üzerine düşmesini gerektirir. Fakat öyle bir dertleri olmadığını da görüyoruz. Yani sonuçta gelen bu döviz cari işlemler açığının finanse edilmesine önemli bir katkı sağlıyor. İşte biraz önce söyledik. Cari işlemler açığıyla net hata noksan arasındaki fark yaklaşık 10 milyar dolar. Yani cari işlemler açığının neredeyse %90'ını biz net hata noksan kaleminden giren dövizle finanse etmişiz gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla önemli ve yüksek tutarda bir paradan bahsediyoruz. Bunun kaynağını da bilmek gerekir. Şimdi dünyanın her tarafında para hareketleri kontrol edilmeye çalışılır. Yani kim nereden nereye ne kadar para götürüyor, kullanıyor, harcıyor, kazanıyor vesaire gibi konuların öğrenilmesi için ya da tespit edilmesi için ciddi düzenlemeler, çalışmalar, çabaların olduğunu biliyoruz. Çünkü kontrol edemediğiniz ya da bilmediğiniz ya da nasıl hareket ettiğini bilmediğiniz para sistem açısından da oldukça riskli sonuçlar doğurur. Çünkü nasıl hareket ettiğini bilmediğiniz bir şeyin ne yapacağını da parasal işlem anlamında söylüyorum. Tahmin edemezsiniz. Bundan sonuçlar da riskin artmasına, belirsizliğin artmasına yol açabilir. Ama iktidar bu durumdan rahatsız değil. Biraz önce onu ifade etmeye çalıştım. Çünkü geçen sene bu zaman işte bizimle paylaştıkları ekonomik modelin çöktüğünü gördük. İşte geçen haftaki yayında da konuşmuştuk. İhracatımız artacak, ithalatımız düşecek. Biz çok para kazanacağız filan diyorlardı. Ama onun öyle olmadığını gördük. O zaman madem döviz kazandırıcı faaliyetlerden biz yeterince döviz kazanamıyoruz, o zaman kaynağını sormayalım. Nereden gelirse gelsin yeter ki ülkeye döviz girsin yaklaşımının biraz hakim olduğu anlaşılıyor. Ama biraz önce söylediğim gibi bunu bizim kabullenmemiz ve işte ekonominin olağan işleyişi içerisinde normal bir şeymiş gibi kabul etmemiz mümkün olmaması gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz de vatandaş olarak, iktisatçı olarak soruyoruz. Yani bu kadar yüklü tutarda bir paranın hareketini takip edememek sorun değil mi? Yani nereden geliyor, nasıl geliyor, kim getiriyor? Bu gelen para bir gün geldiği şekilde çıkacak olursa bu durumda biz ne yapacağız filan sorunlarının da sorulması gerekiyor. Ama tekrar ediyorum, iktidar döviz gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin konusunu çok da dert edilmiş gibi görünmüyor. Ama ben bunu bir sorun olarak gördüğümü de ifade etmek istedim. Şimdi bugünkü yayında kısaca değinmek istediğim bir diğer konu da bu ücret artışlarının enflasyona ilişkin, enflasyonun etkisine ilişkin bir değerlendirme. Çünkü işte bu hafta yine siz de fark etmişsinizdir. İşte iktidar, işte pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle işte bir yıl vaatlerde bulundu. Yeni bir paket açıkladı. İşte öğrenciler ailelerini ziyarete gitmek için iki kez otobüs bileti ya da tren bileti verilecek den başlayarak bir yıl işte KOBİ'lere, esnafa vesaire kredi kanallarının açılacağı, onlara yüz milyarlarca liralık kredi kullandırılacağı vesaire gibi konular gündemde. Onlar konuşuldu ama bir diğer konu, özellikle bu hafta daha sık konuşulmaya başlanan konulardan bir tanesi de işte yıl sonunda asgari ücretin nereye çıkacağı. İşte bu hafta bu konuda Çalışma Bakanlığı'nın bir açıklaması da vardı Sayın Bilgin'in. İşte çalışanların mağdur edilmeyeceğini, dolayısıyla asgari ücretin iyi bir seviyede belirleneceğini ima eden açıklamalarda kamuoyuna düştü. Bu konu konuşulmaya başlandı. Büyük asgari önümüzdeki 3 ay içerisinde en sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi de asgari ücret seviyesinde ne olacak? Bunun yüksek olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Yani bugün 5500 lira olan asgari ücret seviyesi Türk İş'in son açıkladığı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının bile neredeyse 3'te 1 altında bir tutara denk geliyor. 7200 lira seviyesinde olan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının
altında bir asgari ücretle insanların geçinmesini beklemek insafsızlıktır yani. İnsanlar temel ihtiyaçlarını bile mevcut gelirlerle karşılayamıyorlar demektir. Tabii asgari ücret artışı gündeme geldiğinde en sık ortaya atılan argümanlardan bir tanesi de ya işte asgari ücrete zam yapıyorsunuz ama bu da aynı zamanda enflasyonun artmasına yol açıyor. Dolayısıyla insanlara çok para verirseniz onlar gidip harcıyorlar. Harcadıkları için de talep artışı oluyor. Talep artışı olduğunda filan gibi benim katılmadığım argümanları da zaman zaman duyarsınız. İşte genellikle şöyle başlıyorlar. İşte ya artış yapıyorsunuz ama bununla birlikte enflasyon da artacak gibi kibarca ifade ediyor. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki geçen sene yine asgari ücreti konuşurken çok ya da birkaç kez yayınlarda söz etmişimdir diye hatırlıyorum. Asgari ücrete ya da ücretlere yapılan artışın doğrudan enflasyona yol açması gibi bir durum söz konusu değil. Biraz önce söyledim yani açlık sınırı 7200 liranın üzerindeyken 5500 lira gelir olan bir insanın gelirinin artması onların daha fazla tüketim yapmalarına yol açmayacak ki onların sadece ihtiyaçlarını belki karşılamaya devam etmelerine imkan verecek bir seviyeye gelecektir. Dolayısıyla asgari ücret artışı enflasyonu artırır argümanı zaten benim yani işte takip ettiğiniz diğer pek çok iktisatçının uzun zamandan beri reddettiği bir argümandı. Bunu destekleyen bir çalışma da bu hafta IMF tarafından yayınlandı. IMF tarafından yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na baktığınız zaman onun bir kısmında ücret artışlarıyla enflasyon arasındaki ilişki Amerika açısından değerlendiriyor. Ve ücret artışlarının enflasyona öyle iddia edildiği gibi bir artışa yol açmadığını IMF raporlarına yansıdığını da görüyoruz. Yani tekrar ediyorum. 7250 liralık açlık sınırı dururken asgari ücretin artırılması, 5500 liralık seviyeden artırılması enflasyon bir etki yaratır demek çok kabul edilebilir bir argüman değil. Bazıları diyor ki yani sadece talep kaynaklı değil ama işte asgari ücret artışı şirketlerin maliyet artışına yol açacaktır. Maliyet artışını karşılayabilmek için de şirketler bunları fiyatlarına yansıtacaktır. Bundan dolayı da bir enflasyonist etki olacaktır gibi açıklamaları da duyarsınız. Valla bu da doğru değil. Çünkü zaten şirketler o kadar çok para kazanıyor ki o kazandıkları paranın bir kısmını çalışanlarına ücret olarak vermeleri şirketlerin çok büyük kayıplara uğramalarına yol açacak bir durum değil. Yani bunu basit bir gözlem olarak söylemiyorum. En son açıklanan milli gelir verilerine baktığımız zaman farklı kesimlerin milli gelirden ne kadar pay aldığına baktığımızda şirketler kesiminin milli gelirden aldığı payın hızla artmaya devam ettiğini görürken diğer taraftan ücretlerin milli gelirden aldığı payın azaldığını görüyoruz. Yani şirketler aslında para kazanıyor. Hem de iyi para kazanıyorlar. Yani mutlaka küçük olup böyle ücret artışlarına falan zorlanan şirketler olabilir ama makro ölçekte baktığımız zaman şirketler kesiminin iyi para kazandığı, bu kazandığı paralardan da çalışanlarına ücret artışı yapmaların önünde ekonomik bir engel olmadığını da ifade etmek isterim. Zaten bu yapılmazsa işte bozuk olan gelir dağılımının çok daha hızlı bozulmaya devam edeceğini göreceğiz. Dolayısıyla asgari ücreti yine bu yayınlarda önümüzdeki 3 ay içerisinde sık sık konuşacağız. Ama yüklü miktarda bir artış yapılması gerektiğini sadece enflasyon oranı kadar değil. Çünkü enflasyon oranı en son Temmuz'da artış yapılmıştı. Enflasyon oranı kadar artış demek sadece resmi verilere göre ortaya çıkan satın alma gücündeki kaybı telafi etme sonucunu doğurur. Ki resmi verilerle hissedilen arasındaki farkın ne kadar yüksek olduğunu, ayrıca düşük gelir seviyesindeki grubun harcama sepetindeki ana gruplardaki artış oranının maaşlıkla karşılaştırılan enflasyon verisinden de yüksek olduğunu biliyoruz. Gıda enflasyonu %93'ün üzerinde seyrediyor. Enerji maliyetlerindeki artış çok fazla. İşte elektrik, doğalgaz zamlarına yapılan
fiyatlarına yapılan zamları görüyorsunuz. Kira artışları oldukça yüksek oranda. Dolayısıyla bu üç kalem çalışanların harcamaları neredeyse tamamını oluşturuyor. Bunlara baktığımızda maaşet enflasyon oranı kadar bir artışın vatandaşın reel olarak yoksullaşmasına en azından harcama sepetini dikkate alarak baktığımızda reel olarak yoksullaşmasına yol açacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla asgari ücrete yüklü bir artış yapılması hem ekonomik olarak iddia ettikleri olumsuz sonucu ortaya çıkarmadığı için savunulması gereken bir durumdur. Hem de insani olarak savunulması gereken bir durumdur. Yani vatandaşın yoksulluğunun üzerine kurgulanmış bir enflasyonla mücadele programı dünyanın hiçbir yerinde uygulanmaz. Burada da uygulanmaması gerekir. Gerçi bizde herhangi bir enflasyonla mücadele programı uygulanmıyor, o ayrı bir konu ama sonuçta asgari ücret zam ya da artış söz konusu olduğunda işte ama bu da enflasyonu artırır gibi argümanları kategorik olarak da reddetmemiz gerekir. Diyerek bugünkü yayını burada tamamlayalım. Katılıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.